Rusya-Ukrayna Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı Türkiye'nin arabuluculuğuyla Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlendi. Krizin başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme Antalya'da yapıldı. İki ülke arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için arabuluculuk yapan Türkiye, savaşın başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı ilk kez bir araya getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi iki bakanla ayrı ayrı görüşme yaptı. Ardından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde üçlü toplantı gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna krizinin temelinde bulunan konuları her zaman ele almaya hazır olduklarını söyleyerek çözüme ve çözüm arayışına hazır olduklarını belirtti. Kuleba ise savaştan sonra ilk temas olduğuna dikkati çekerek çabalarının devam edeceğini ve savaşın bitmesine ilişkin sürecin devamı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu ise bu tür savaşların galibinin olmayacağını belirterek kaybedenin en başta siviller olduğunu söyledi. Ukrayna'da akan kanın, gözyaşının ve yıkımın bir an evvel durdurulması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu savaşın devam etmesi halinde ise kaybedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Saniye boyutun önceliğine dikkat çektiklerini belirten Çavuşoğlu, savaşın ortasında kalan sivillerin kurtarılması için insani koridorların açık tutulması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Çünkü her gün yıkım artıyor, gözyaşı artıyor, akan kan artıyor maalesef. Savaşın ortasında kalan sivillerin de bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını bir kere daha bu toplantıda çizdik. Tabii bunun için sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine kadar da insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladık. Çünkü sahada durumların farklı olduğunu, vatandaşlarımızı tahliye ederken biz sadece uzaktan görmedik, yaşadık.